Arkadaşlar merhaba, hepinize iyi bir gün diliyorum. Ayrıca bugün çok büyük mücadelelerle kazanılmış 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kanalımda özellikle Skoda Scala ve Skoda Octavia ile ilgili makyaj geçiren arabalarla ilgili içerikler paylaşmıştım sizlerle. Zaman zaman paylaşıyorum. Bugün de Hyundai'nin elektrikli arabası IONIQ 5'i göreceğiz. Burada inceleyeceğiz. İçiyle dışıyla bakacağız. Öncelikle arkadaşlar ben bu arabayı yollarda gördüm birkaç defa. Gerçekten yolu dolduran ve arkadan dönüp sizi bir daha baktıran bir araba. Oldukça estetik ve elektrikli olmasının, elektrikli araba dediğimiz zaman kafamızda uyanan o imajı ve çağdaşlığı bize gerçekten teknolojiyi gösteren bir araba. Hem elektrikli olmasının yanı sıra hem de çağdaş çizgileriyle benim oldukça beğendiğim bir araba olarak söyleyebilirim sizlere. Genelde ben sedancıyım. Eğer bir otomobil seçecek durumda olsam sedanları seçerim ama bu araba oldukça güzel duruyor. Onu söylemeliyim. İlk olarak dış tasarımında ne gibi değişiklik var. IONIQ 5'in ona bakalım isterseniz. Boyutları değişmiş durumda. Az da olsa 2 santim kadar araç uzamış durumda. Bu aks mesafesine yansımadıysa da arabamızın 2 santim uzadığını söyleyebiliriz. Burada 5 santim kadar uzayan spoiler'ın da etkisi büyük. Bu aerodinamik performansı arttırmaya yönelik olarak spoiler'ın uzaması burada Hyundai'nin hedeflediği şeylerden bir tanesi olmuş. Arabanın aerodinamik performansını arttırmak istemiş Hyundai burada. Yeni jant takımları ve değişen tampon tasarımları da makyajın parçalarından bir tanesi arkadaşlar. Bu arada IONIQ 5 ilk defa dijital dikiz aynasıyla birlikte alınabilecek. İlk defa dijital dikiz aynasıyla geliyor IONIQ 5. İsterseniz arabanın şimdi biraz içine bakalım. Buradaki estetik müdahaleler arabada daha ergonomik bir yapı oluşturmaya yönelik olarak yapılmış durumda. Örneğin ana ekranın hemen altında bulunan fiziksel tuşlar kullanıcıların kullanım şekline daha uygun bir hale getirilmiş durumda. Örneğin kol dayamanın hemen önüne geri görüş kamerasını açan bir tuş ve koltuk ısıtmayı, soğutmayı aktif edebileceğiniz fiziksel tuşlar yerleştirilmiş. Böylece siz hiç kolunuzu oynatmadan ya da kaldırmadan bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Direksiyon simidi de yenilenmiş IONIQ 5'te. Üstünde bulunan 4 noktaya da ışıklandırma verilmiş. Bununla ilgili henüz netleşen bir bilgi olmasa da bazı kaynaklar burada modelin şarj seviyesini gösterebileceğini öne sürmüş bu ışıkların. Elbette makyajla birlikte multimedya sistemi de markanın yeni yazılımıyla buluşmuş durumda arkadaşlar. Arabanın bataryasına baktığımız zaman da arkadaşlar güncel olan 77.4 kW'lık bataryanın 84 kW'lık yeni bir pil paketiyle değiştirildiğini görüyoruz. Bu bataryanın detayları henüz açıklanmış durumda değil. Ayrıca 58 kW'lık batarya da mevcut halini koruyacak gibi gözüküyor bu araçta. Batarya değişimi beraberinde tabii ki doğal olarak güç değişikliğini de getirebilir ama Hyundai bununla ilgili henüz bir açıklama yapmış durumda değil. Şerit takip sistemi 2 ve akıllı park asistanı gibi güvenlik donanımları da makyajla birlikte IONIQ 5'e girmiş durumda. Modelin ülkemizde bu yılın ikinci yarısında satılmaya başlanması bekleniyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın.